MÜSİAD'ın da bir açıklaması var. Bu kabarık elektrik faturaları herkesin de her sektörde malumunuz tepkiyle karşılanıyor. MÜSİAD da buna dahil olanlardan bir başka sivil toplum kuruluşu. Bu da MÜSİAD da elektrik faturalarının kabarıklığından, şişkinliğinden rahatsız olduğunu bir biçimde dile getirildi. Sanayiciler bu enerji krizinden son derece olumsuz etkilendiler. Maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğalgaz, kömür yurt dışından geliyor. Elektrik zammına karşın Türkiye'nin dört bir yanında tepki sesleri yükseliyor. Vatandaş da, muhalefet de zamların geri çekilmesini isterken iktidara yakın MÜSİAD'dan da indirime gidilmeli açıklaması yapıldı. Bir anda bu kadar hızlı şekilde zam yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınmasını hararetle savunuyoruz. Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece elektrik değil, MÜSİAD Başkanı asmalı kur seviyesinin de hala yüksek olduğuna işaret etti. Seviyenin 11 TL'ye kadar düşmesi gerektiğini söyledi. Kurun şu anki seviyesi bile yüksek. Seviye olarak biraz daha aşağı düşmeli. 11-12 lira seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir. Şimdi hatırlayacaksınız, bundan bir belki bir buçuk ay önce falan yine böyle hani etiketler, fiyatlar bilmem neler artmış idi. Yani artış sürecinin bir tarafındaydı. Yine MÜSİAD bir açıklama yaptı. Ya bu zamlar da çok fazla oldu anlamında, işte enflasyonun da yüksekliğinden falan şikayet eden bir açıklamaydı. Bizler de sizlerle bunları paylaştık. Ertesi gün ya da iki gün sonra bir başka açıklama geldi. Ya bu iktidar da doğru yapıyor falan dediler. Şimdi elektrik zamlarından şikayetçi bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşündüklerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yarın bilmem ne derler MÜSİAD ekibi. Yarını bilmiyoruz. Ama bugün bunu söylediler. Hani bugün bunu söylediler, yarın bunu aynı şekilde tekrarlarlar mı? Ya da fikirlerinde ısrar ederler mi, onu şu anda bilmiyoruz.